Serhat Başkan'ın pozisyona düşmek de yersiz orada. 6 tane başkan var ve diğer söz almak isteyen konuşmacılar var. Konu belli. Konuyla alakalı konuşmak gerekiyor. Zaten Servet Başkan limanla ilgili istediklerinde bir sürü de tutarsızlık var. Şimdi ihracatı biz fındıkçıyız diyor, üçte bir ordudan yapacağız diyor, bilmem ne diyor. İşte Trabzon niye en çok limana çalışıyor, ihracat... Niye çalışıyor kardeşim? Çok basit. Yani liman Trabzon'da ihracatçıların çokluğundan dolayı çok çalışıyor. Yani fındık ihracatı, bugün baktığın zaman ihracat listesine bak, çoğunluk Trabzon firmalarındadır. Şimdi sen Ordu Limanı, Ordu Limanı, yani Trabzon'daki firma Nablon'u yok sayıp senden mi yapacak bu ihracatı? Yani öyle bir şey de yok esasında. Ki dediğim gibi toplantının konusu da bu değildi. O yüzden bunu bu zamana bırakmadığı gereği duyduk. Yoksa biz zaten orada söyleneceği söylerdik ama etik değildi. Konu bu. Yani pandemiydi, pandemideki esnaftı durum bu. Dünyadaki ordunun parçasıdır. Barbaros Bey, bunu zaten Servet Bey'e sormak gerekiyor esasında. Bu soru Servet Bey'e sorulacak yani soru. Yani biz ordu ticaretine bağlı değiliz. Mustafa Başkanım, yarınki gazete başlığında ilçesini il zannıdan tabelasız başkan diye giriyorum ben başlığımı. Çünkü bir ilçe başkanının ordu adına hükmetmesi... Ben şunu anlamak lazım. Biz yok bu işin. Valla biz Fener'i yaktık, sıkıntı yok artık. Biz Fener'i yaktık artık. Hayır, biz neyse ordu ticaret odası, biz kimseye yani bağlı değiliz. Hani Tom'a bağlıyız. Siz de özellikle ordu ticaret odası, ordu ticaret odası deyince sanki ordunun adına teçhizlenmiş bir başkan yöntüsü veriyor. Hayır, 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 öyle bir şey yok. Ama normal şartlarda altın ordu ticaret odası başkan olması gerekli diye biliyorum ben, yanlış bilmiyorsam. Şimdi, hayır, hayır. Değil. Biz tamamen onlar da topa bağlı, biz de topa bağlıyız ama onlar il basında olduğu için biz her zaman şimdiye kadar abi olarak gördük ve biz öyle devam ettik. Ama bundan sonra artık farklı şekilde hareket etmek gerekiyorsa biz farklı şekilde de hareket ederiz bundan. Bugün baktığınız zaman ordunun yatırımı olur ki bizim düşüncemiz bu. Bizim zaten sersedişimiz bunu düşünmeyenlere şu anda. Kim? Servet Başkan. Bunu düşünüyor mu, düşünmüyor. Bundan başkasından böyle bir açıklama geliyor mu, gelmiyor. Yani diyoruz ya bütün şeyimiz. Kardeşim bütün şeyimse 20 ilçeyi kapsayacak şekilde konuşacaksın. Ama evet. Sen sadece Altınordu'yu konuşuyorsan, evet. Bu sefer dediğin gibi tabelanı Altınordu yazdır sen o zaman. Altınordu Ticaret Odası Başkanı yazdır. Bildiğin gibi liman işletmeleri Ordu Büyükşehir Belediyesi işletme hakkı var. Bu işletme hakkında Ordu Büyükşehir'in söz hakkı da var. Şimdi Ordu Büyükşehir'in daha önceki dönem konteyner limanı projesi vardı. Fakat proje askıda kaldı. Daha doğrusu şu an bir aşaması yürütülmekte. Evet. Şimdi Servet Başkan'ın açıklamasını okuduğumuzda şöyle bir mana çıkartıyoruz biz gazeteci olarak. Biz bir siyasi bir söylem mi? Öncelikle bu siyasi bir söylem mi Servet Başkan'ın? Bir hayal mi? Ya da Hilmi Bakanımızın Ordu Limanı ile ilgili ciddi projeyi takip ettiği ve projelerinle ilgili bir hamle oluyor mu? Bu konuyla ilgili soracağım. Aynı zamanda bu gelişmelerle ilgili de Sayın Bakanımız Hilmi Güler'le aynı zamanda Ordu Büyükşehir Başkanımızın bu liman projesiyle ilgili düşünceleri neydi? Limanla alakalı konuya çok vakıf değilim. Ümit Başkan daha vakıf. Ama öncesinden ben size şunu anlatayım. Ben bunun Servet Başkan'ın tamamen şahsi düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ünye düşmanı. Evet. Şahsi düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Hilmi Bey'in de bize daha önce bu konuda söylemleri vardır. Onlar şimdi burada kalsın. Ama Servet Başkan'ın tamamen şahsi, kendiyle alakalı düşünceleri. Nereye ulaşmak istiyor, ne yapmak istiyor? Belki yarın kafasının arkasında başka bir şeyler saklı. Bunu bilemiyoruz ama limanla ilgili ne durumdadır, çalışır çalışmaz. Ümit Başkan limanda olduğu için konuya daha vakıftır. Ordu bölgesine yapılacak Ordu Limanı Ünye'de olacaktır. Yani adı Ordu olabilir. Yani şu sonunda o vilayettir. Ama yani Ordu bölgesinde olacak bir liman Ünye yapılacaktır. Tüm artık bu siyasiler de bunu ağzına dikte etmişler. Ve yani şimdi bir tane başkanın işte ben Ordu'ya da bir liman istiyorum demesiyle bir liman olmaz. Her deniz olan o yerde liman olmaz. Bu sadece o denize yapılan bir yapıldı ama arkasında bir o kara parçası olması gerekir. Ordunun hangi bölgesine yapılacak? Şimdi iyi kötü hepimiz Ordu Giresun arasında hepimiz orada gittik geldik. Hangi bölgesine, yani hiç bilmeyen bir insana bile o sorsanız hangi bölgesine o yapılacak oradaki o sorusuna cevap veremez. Yani önünde deniz var ama arkasında bunu besleyecek bir arsası yok. Şimdi hazır yani Ünye Çimento'nun o vakti zamanda o balıkçı barınağında o yükleme boşaltmaya çevirmiş olduğu bir tane limanımız var elimizde. Ve Ordu bölgesinde bir Orta Karadeniz'deki en işlevli bir liman. Ufak olmasına
oralardan işlevlenmiyor. Çünkü niye? Üniçi motofabrikası var. 3 tane o Bentonit var. Ayrıca 4 tane de o yani ithalatını gerçekleştirdiğimiz bir orada o kömürcüler var. Artı o Çamsara Eşler Kastamonu Entegre fabrikası var. Şimdi Ordu ile Ünye'yi kıyasladığımızda Ünye'nin ağır sanayi ben kısmına girmiyorum. İthalat ihracatçısı daha fazla Ünye'ninki. Büyütülme derdi yok. O taş derdi yok. Artı yani Akkuş-Niksel yolunun sanırım onarım işi de devreye girecek. Yani orası girdiği zaman zaten o havzayı da indireceğin yer Ünye olacak zaten. Yani orası sıfırdan başlanacak. Şimdi şu andaki durumda ülkenin ekonomisi belli zaten. Evet. Boğazlar için başkanlığı. Bir de fikir cimnastiği yapalım. Şimdi oradaki bir yağ fabrikamız var. Ve üretimi yapılan bir de kim var? Bir de o Çamsan Entegre fabrikası var. 3 tane ithalat ihracat yapan orada fabrika var. Yani şimdi her istenilen yere, her fabrika kurulan yere bir liman yapılacak diye bir şey yok. Ege'de bunlar mevcut. Çünkü orada doğal limanlar var. Bir tane parmak ismi, yani İskele yapıldığında çok rahat şekilde orada gemi tahliye yapılabiliyor. Ama bizim o bölgemiz buna müsait değil. O Fatsa'da da var İskele. Ama çok böyle denizli havalarda oraya gemi yaklaşamıyor. 2 gün, 3 gün orada deniz beklemek zorunda kalıyor. Bizim en büyük yanlışımız şu. Hepimiz bir konu hakkında çok biliyormuş gibi yani orada fikrimizi o beyan ediyoruz ve gelinen sonuç bu oldu. Kim ilgiliyse bununla ilgili onu çağırmamız gerekiyor. Burada ilgili ve Hilmi Bey. Evet. Hilmi Bey gelip veyahut da o yetkililerini gönderip Ünye Limanı ile ilgili oradaki düşüncelerini bize aksetmesi lazım. Ki bunu bize birçok yer aksettirdi. Ünye Limanı büyütülecek dedi. İlk hamlesi atıldı. Zaten Ünye'de yapılması gerektiğini vurguluyordu. Özellikle Fas'ta bir sorun olmuştu o dönemde biliyorsunuz. Fas limanının geçici olarak kapatılması ile ilgili gündem olmuştu. O zaman açıkça net demişti. Ünye'de bir tane liman Ünye'ye ve orduya yetecek demişti. Ama bunun üzerine Sayın Ticaret Odası Başkanı'nın böyle bir söylem yapılması acaba siyasi şahsi düşüncesi diyelim. Bence talihsiz bir açıklama. Çünkü o toplantı az önce başkanımız ifade ettiği gibi pandemiyle ilgili ne yapabiliriz'in toplantısıydı. Konu gereksiz taşındı. Biz de o konuya müdahale olmadık. Çünkü o süt düşmeye girmemiz doğru olmazdı. Biz daha global, daha önemli konuları dile getirdik. İstersen onu daha sonra gündeme getiririz ama liman bizim orada konuşacağımız konu değildi. Gereksiz yere bir toplantı oldu diye düşünüyorum. Mesela ithalat ihracat o yapılacak ürün de oradan Ünye'ye gelir. O veyahut da Ünye Limanı'ndan oraya gider. Yani o kadar çok ince hesap yapmasına gerek yok başkanım.